Dua buyurunuz, bizler Rabbimizin huzuruna şehitler olarak ulaşalım. Amin. Cafer-i Sadık Efendimizin duası şöyledir. Allahümme ahyini saiden ve emitni şehiden. Ya Rabbi beni said kul olarak yaşat, süada zümresinden olarak yaşat ve şehit kul olarak öldür. İnsan canı gönülden şehadeti talep ederse, temenni ederse, nasip olmaz da yatağında ölmüş bile olsa Allah ona şehitlik mertebesini ihsan eder. Azerbaycan'ın yanında savaşa girebilir miyiz? Tabii girilebilir. Yani durumu müsait olanların her yerdeki Müslümanlara yardımcı olmaya çalışması lazım. Ama Peygamber Efendimiz sormuş ki, mesela cihada gitmek isteyen bir kimseye, annem babam var mı? Var. Peki onlara bak buyurmuş o zaman. Yani çeşitli görevleri var ya bir insanın, o görevlere göre de birisiyle, birkaç kişiyle danışarak şey yapması iyi olur, kendi başına karar vermemesi. Erzurum'a gelmek teklif edilmiş. İslam'da aşk var mıdır yoksa muhabbet midir? Muhabbet mi var? Şimdi İslam'da aşk var ama hangi aşk yani? Cumhur Taşkın adlı bir arkadaşı şu dışarıda birisi bekliyormuş. Hanımı olsa gerek. Efendim, yani o burada şey yaparken hanımı herhalde gitmek istedi. Cumhur Taşkın. Şimdi İslam'da aşk vardır. Aşkın en büyüğü aşkullah'tır, muhabbetullah'tır. Ama bunun sorduğu herhalde bir kadını sevmek veya bir kadının erkeği sevmesi galiba. Bu nikah olmadan yoktur. Yani meşru değildir, makbul değildir. Tabii insan nikahlandığı bir kimseyi böyle sevebilir, bu derecede sevebilir. Bu bir gönül şeyidir. Nikahlı olduktan sonra mesele yoktur ama eğer kazara elinde olmayarak nikahlanmadan yabancı bir kimseye böyle bir duygu ile bağlanmışsa o zaman sabretmesi, günaha düşmemeye dikkat etmesi lazım gelir. Bu hususta bir hadis-i şerif var. Yani böyle bir kimse aşık olur da bunu saklarsa, günaha düşmezse, kendisini korursa, sabrederse, ölürse şehit olarak ölür diye hadis-i şerifte vardır. Yani mühim olan böyle bir duygu kalbine elinde olmadan min gayri ihtiyar düşmüşse, bulaşmışsa, yangın ateş bacayı sarmışsa sabredecek yani. Öyle bir günaha düşmemeye dikkat edecek. Bazı problemlerim var diyor, dua istiyor. Allah tabi söyleyemediğine göre Allah biliyor. Yardımcısı olsun, dertlerine devalar, ihsan eylesin cümle kardeşlerimizin. Bu kağıdın elinize geçeceğini ümit ederek yazıyorum. Sizden ricam eşim ve benim için hayır dua etmenizdir. Peki Allah Celle Celaluhu size ve eşinize dünya ve ahiretin hayırlarını öbür kardeşlerimizle beraber ihsan eylesin. Mümini mümine duası makbul olduğundan bu duaları yapıyoruz. Ramazan ayı içerisinde Kocatepe Camii'ndeki fuar açılışı esnasında Devlet Bakanı Ekrem Cehun Bey'in selamını size iletmek üzere aldık. Selam var. Aleyküm selam. Biraz gecikmiş ama. Evet. Pekala. Allah razı olsun. Gönderenden, getirenden. Esnafız, çek ve senetleri faiz işleten bankalarda işlem yaptırmak zorundayız. Bu durumda halimiz nasıl olur? Siz çek ve senet alıyorsunuz. Paranızı almak için gidiyorsunuz mecburen. Paranızı alacaksınız. Onun vebali daha ziyade çek ve senetlerin sahiplerine aittir. Yani siz, size peşin para verse hiç oraya gitmeyeceksiniz. Para yerine onu veriyor. Ben öyle anlıyorum bu işi. Ticareti çok iyi bilmem ama şey budur. Herhalde asıl vebal ötekilerde oluyor. Bir kardeşimizle lise döneminde beraberdik. Sonra o turist olarak Almanya'ya gitti. Orada kalabilmek için Alman kızıyla 5 yıllık nikah yapmışlar. Şu anda ayrı yaşıyorlarmış. Boşanmak üzereymişler. Kardeşimiz kendi dinine dahi inancı olmayan bir kişiyle yaptığı bu fiilden dolayı durumum ne olur diye soruyor. Şimdi Müslümanın ehli kitaptan bir kız almasına, o ehli kitap olarak kaldığı halde evlenmesine dinimizde bir müsaade kapısı var. Yani herkes böyle yapsın diye değil de yani olabilir. Çünkü erkek kuvvetlidir, kızı ikna eder, İslam'a çekebilir.
çocukları da İslam terbiyesiyle yetiştirebilir diye buna müsaade var. Ama bir Müslüman kızın bir ehli kitap bile olsa gayrimüslimle evlenmesi haramdır. Öyle bir müsaade yok. Şimdi bu bir Alman kızı almış. Aslında evlenmek böyle iş için olmaz. Almanya'da oturum almak için gidecek Alman kızıyla evlenecek vesaire. Bu bir şeydir yani. Muvazaalı nikah doğru bir şey değildir. Efendim ama ehli kitaptan bir kızla nikahlanmak olabiliyor. Müslüman, mütedeyyin, takva ehli bir insan almak gerektiği halde öyle yapmamış. Onun bir vebali var ama olabilen bir şey. İşte Allah kusurlarını affetsin. Nikahlanmış, şimdi ayrı yaşıyorlar. Boşanmak üzere, boşanacaklar. Allah kusurlarını bağışlasın. Günlük zikirlerimizin sayılarını arttırabilir miyiz?